olmuş artık bu konu. Yani zaten öyle de Biden'ın o sözlerini aldıktan sonra onun kedinin faili oradaki gibi oynuyor. Neden biliyor musunuz? Bence asıl cümle Putin aynaya bak dedi. Bir de orada esas söylediği cümle sağlıklar dilerim diye bir şey söyledi biliyor musunuz? O sağlıklar dilerim lafı kadar ağır bir laf. O iyilik temennisi falan filan değil. Senin biz Rus istihbaratı olarak sağlık durumundan gayet iyi haberdarız. Bilinç kaybıyla ilgili yaşadığın sorunları biliyoruz. Bir konuşmaların sırasında da yaptığın çıkışlardan da anlıyoruz. Bunu da bana söylediğin sözde o çerçevede değerlendiriyorum. Sana sağlıklar diliyorum diyor. Sağlık diliyorum, sağlıklar diliyorum. Mesela ironi ya da şaka yapmıyorum diyerek aslında o kadar sert bir laf ki Rus istihbaratının son dönemde Amerika'daki etkinliği, sadece hackerlar seçimlerin göre şu bu falan filan değil, teknoloji asıl anlamda da o efsane KGB aratmayacak kadar Putin gibi estiğinde Amerikan basında yazılar çıkıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Ve Putin buradan ben sana dair tüm bilgiye sahibim, senin sağlık durumun iyi değil diyerek ki Putin'in bunu da ateşleyen bir şey geldi, Trump'ın açıklamalarıydı, bu mesajı verdi. İkincisi Joe Biden geçen gün biliyor musunuz? Gördük. Bir açıklaması sırasında o Pentagon'un üst düzey isimlerinin adını hatırlayamadı. Savunma Bakanı'nı hatırlayamadı. Pentagon adı da aklına gelmedi Metehan. Yani dedi ki o üniformalıların başındaki falan öyle. Pentagon şey hatırlayamadı. Tabii. Yani, belki bakanı başkaları vermiştir onun yanına. Ondan olabilir hatırlamaz. Yok ondan değil ya. Bir şey var. Yani biraz yaşa bağlı bir unutma problemi var. Obama dönemindeki gaflarıyla da hatırlıyoruz aslında Biden'ı. Hani bir taraftan sadece yaşa bağlamak da değil. Buket Hanım, gaftan ziyade bu biraz hani Alzheimer yorumları yapılmaya başlandı. Evet, hani ikisi Biden'ı birleştirdi. Ve şeyde de mesela bir ara seçim kampanyası hatırlıyor musun? Yukan bir sıkıntılar yaşadı ve iki hafta yok oldu ortadan. Yani tabii. Onun evden çıkmaması istendi. Şudur budur. Şimdi orada şey diyordu ya Metehan, Trump bunak Joe diyordu. Hatırlıyor musun kampanya boyunca? Kendi çünkü 25 yaşında ya.